Selamünaleyküm arkadaşlar. Hülya'nın Köy Hayatı YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün temizlik zamanı, temizlik yapacak. Havayı güzel bulduk. Bayağıdan belli de temizlik de yapmıyorduk. Yani evleri bakları temizliyor da. Şöyle iyi bir derin temizliğe hiş girmedim arkadaşlar. Gelenimiz giderimiz de çok oldu. Hani onlar gittikten sonra temizliğimiz yaparak diye düşündüm. Biraz daha sobalar kurulurken yaparak diye düşündüm. Havada birden soğuyu verince sobalarda hemen kurduk. O şekilde de sadece sildim süpürdüm, bir camlar kaldıydı zaten o zaman da. O yüzden şunların hep yıkanmıştı zaten de. Bayağı o zamandan beri de hiç temizlik yapmadık arkadaşlar. Şöyle bir derin temizliğe girmedik. 3 gündür de havalar güzel. Bugün de tatile denk getirdik. Gülizan'la beraber hemen buralarımızı bir temizleyeceğim. Bir yandan konuşuyorum, bir yandan çıkarıyorum. Ben yemeğe geçeceğim arkadaşlar. Saat 12.30'a geliyor. Gökhan gibi birazdan yemeğe gelirler. Sadece şunları çıkarım. Makineye atıp makine bunları yıkarken ben de yemeğimizi koyayım diye. O yüzden. Perdelerimizi çek. Perdeleri de bir yıkayalım. Çek ben çekerim anne. Çek çek. Bugün Recep de yardım edecek ablalar. Çünkü camları hep Recep batırdığı için camlarımızı silecek. Öyle değil. Bana bak. Hep götür götür. Sen in oradan, in oradan, in oradan. Yavaş. Hadi çek, 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 çek. Yavaş ama öyle yapma sen onu sen. Yavaş yavaş çektin mi hep düşer zaten. Yavaş yavaş. Bugün hava çok güzel arkadaşlar. Dün de güzeldi. Dün hatta patise gittik, sormayın. 6 ton patates topladım. Orayı bırak sen, şurayı yap. Orayı yapamam bak. Modemimizi düşürün gel. Ben yemeğimizi koyunca orayı yaparım. Geç şuraya. Evet. Allah'ım yavaş. Getir onları, o makineyi, o pencerenin. Nasıl koktu ama? Geçenki yıkadığımda deterjan aldım ama yumuşatıcı bakalım. Bir güzel kokuyor. Daha halen daha kokuyor arkadaşlar. Gitmedi kokusu. Şunu çıkarayım. Kir yok zaten perdelerimizde. Yerde sıkara içilmediği için. Sobada yeni kurulduğu için. Yazında zaten eve girmedik. Temizde. Yine de hani toz oluyor diye ben yine de makineyi atacağım. Sadece 20 dakikaya ayarlayıp atacağım arkadaşlar. Anne şunu neden unuttun? Onları eve götürtmüyor muydun anne? Yok yok, bunu şunu bir atıp büyük baba yine makinede 14-15 dakika varmış. O çalıştı mı? Ondan sonra bunu atarım zaten çıkartayım. O da bizim makine büyük diye bizim makineye attırıyordun ya. Sen bizim makine hepsini almıyor ki. Tülleri alıyor, şunları ayrı atıyor. Ya aynı olacak şimdi zaten, değişen bir şey yok. Gel mutfağımıza gidelim hem de yemeğimizi koyalım. Anne ben... Neden bağırmıyorum? Sesim sana duyulsun diye bağırdım. Aslında bu, bunu bile anca aldı, görüyor musun? Makineler çok küçük annem gibi. 4 kilo mu 5 kilo? Bizim eski makinenin aynısı. Bizimkinin kilosu 7 kiloydu ama bunlar küçük. Tamam. Şekli mekli hep aynı ama derecesi her şey. Heyecan. Dur oğlum. Bir kazanı küçük. Şurada da deterjanlarımız var arkadaşlar. Hemen deterjanlarımızı döküyorum, makineyi çalıştırın. Yemeğe geçelim. Yemeğimi de zaten bugün kolay tavuk pişirdim işçilere. Altına da bulgur pilavı yapacağım. Şimdi pilavı pişireyim. 12.30'da geliyorlar. Pilav anca 15 dakikada pişer. 15-20 dakikada. Hafif de dinlenip bir kere gelirler arkadaşlar. Yanına kavunumuz var. Ondan sonra turşu koyacağım. O şekilde sabah bulaşımızı yıkadım. Burada ayetim nadriydi. Onun bulaşığı var. Şu şekilde şöyle gel istersen şöyle göstereyim. Tavuğumuz bu şekilde. Pek de yağlı değilmiş tavuk, biliyor musun? Evet. Önce şehriyesini dökeceğim arkadaşlar. Kavuracağım. Şöyle yağımızı dökelim. Şurada ayrıyeten katı yağımız var. Rahmetli annemden kaldı arkadaşlar bu yağ. Babam hep bunu yerlerdi. Annem babam işte. Bundan alıp yerlerdi. Halim daha duruyor. Ben de az az bazen unutuyorum bunu kullanmayı. Aklıma da geldi mi? Bu şekilde. Göster istersen içine bak. Bu şekilde arkadaşlar yağımız. Satın mı almaydı anne bu? Satın Tenike yağı diye geçer bizim burada da. Recep ses o. Yağısı diyorlar şu. Bir tane küçük sarı tenekeler var arkadaşlar, o yağda. Annem bir düğün alırlar. Annem. Ben
Şarj makineleri çıkarabiliyorum. Şarj makinelerini çıkarma değil mi anneciğim? Anne temin ne yapacağız sonuçta? Çıkarmam. Şarj makineleri çıkmaz ama. Çıkarma. Şuna getir istersen yapayım. Bir de çekiyor mu? Şunu. Şehriyemizi attım arkadaşlar. Hafif böyle biraz bol yağda. Şehriyemi güzelce kavruldum. Hemen bulgurumuzu dökeceğim. Ondan sonra tavuğumuzun suyunu döküp o şekilde pişireceğim. Çabuk. Şehriyelerimiz kavruldu arkadaşlar. Normalde bulgurumuz var da kalan gibi geldiğinde şöyle hazır bulgur almışlar binden. Bunları kullanım da bitsin. Çok katmayalım. Kalıyor sonra. Tamam. Şşş. Tamam siz sor. Ama oraya niye koydun da sen onu? Masanın dedin. Oradan masa çıkacak ama şimdi biliyor musun? Sana böyle olduğu yere kaldırdım bunları. Kiri içeri götürüyor. Çek onu çek. Geliyor mu yavaşça? Bu şekilde arkadaşlar şöyle de sizlere göstereyim. İsyan bir durum böyle bak. Anne bunlar evet. Nereye? Suyunu döktüm arkadaşlar pilavın. Şöyle tuzumuzu da atalım. Arkadaşlar kavrumuzu doğradım, turşularımızı koydum, bardakları suvan yiyorlar, suvanı ayarladım. Şimdi geldiler, şuraya şöyle tatlılarımızı böldüm. Yemeğimiz pişti. Pilav. Şunu şöyle açayım. Tam pilavın altını kapattım, geldim. De, bölümü de hemen önüne koymayacağım. Ağızları yanar. İnce tabağa yapın. Yedilerimi biraz daha korum arkadaşlar. Çünkü çok sıcak. Dört kişi gelmişler. Normalde beş kişiler arkadaşlar. İçeceğin biri gelmemiş bugün. Dört kişi mi gelmişler? Dört kişi mi gelmişler? Buraya kadar gelmemiş. Dur bakayım bir çakırın duşta. Bismillahirrahmanirrahim. Bu şekilde yapar arkadaşlar. Ayrı ayrı koymaz. Şu tarafına. Şöyle didelim arkadaşlar üstüne. Dediğim gibi biz tavuğu pişirdik mi bu şekilde yapar arkadaşlar. Altına yani %100 diyeyim size pilav pişer. Pilavsız yemezdik arkadaşlar biz tavuğu. Yani sade koyup da yemezdik. Çok nadir hani. Kızartmaya geçersek tavuğu haşlayıp kızarttık mı? O zaman da ben genellikle pilav yapıyorum da. Çünkü sadece tavuğuna doyum olmuyor. Beraberinde pilavına yeniyor arkadaşlar. Güzel pişmiş tavukta. Şu kemiklerini şöyle alalım. Şunu alalım. Şu kökçeymiş. Gözüm bölüm şişi yok mu? Babamla çekişerim. Yemeğimiz bu şekilde. Hareket eder. Şöyle göstereyim. Recep sessiz ol anne. Yemeklerini koyayım da isimler arkadaşlar. O zaman temizliğimize geçelim. Yemeklerini yiyorlar arkadaşlar. Yemeklerini babama bu şekilde koydum. Anne gizli bir şey yazıyorum içinde. Ne yazıyor yavrum? Ama ne? Ben de seni çok seviyorum. Hadi bakalım. Anne, hadi temizliğe başlıyor. Hadi. Açmadım. Şu perdelerimizi niye çıkar. Bunu sobaya atayım. Yavaş yavaş şu depiye çık. Oradan yavaşça çıkar bakalım. Sen dur oğlum. Ben neden duruyormuşum? Orada değil. Şu yanına.
Yavaş yavaş. Ha, buraya dek gelmesin. Ha, onlar da orada kalsın ipleri. Ben bunun üstüne çıkmak zorunda kaldım. Sen onun üstüne çıkıyorsun da oradan çıkmaz o perde. Ablana götürmen lazım onu. İn oradan. Ablana götür şimdi onu. Ablam Allah senin. Tamam. Hadi bakalım ablana götür perdeyi. Bunu ben çıkarmak istiyorum abla. Abla bunu ben çıkarmak istiyorum. Ablacığım o da mı var? Sen çıkaramam. Öbürünü de sen çıkardın yani. Hadi ben gittim. Öyle yapma. Kaç oradan. Ben içinde yürümek istiyordum. Temiz ki öyle yapılmaz oğlum. Aç perdemi penceremizi. Hadi. Tamam. Al onları da hep mutfağa götürün bakalım. Bu ne? Oraya tuz bulundum. Bu ne? Bu da ablan yeri. Bu ne? Abla şunu al ya. Sen de onları götür. Hadi yardım ediyor musun? Hadi götür onları hep. Kucakla bakayım hepsini. Haydi. Oraya koyun bakalım hadi. Camları şimdi buraları temizleyin baba. Sen dışarıda dur. Temizliği bitirene kadar sen dışarıda dur. Temizliği bitirene kadar sen dışarıda dur. Bir saate bitirdik. Sen bir şey yap. Gülizar. Babamıza su doldur, pencerelerin önüne bir su dökelim. Hadi kızım. Bu şekilde temizleyecek. Onları al. Onları al oradan kaldır. Daha şimdi masa silinmez. Sen şunları al bakalım şuradan. Bana bak. Minderlerimizi al. Dışarıya. Namaz şunları kılacak. Şunları götürsen yatak odasına. Odada, onun odası da yiyecek galiba. Yatak odasına götür onu. Şunları. Bu ne ya? Adama şey gibi, kesilir gibi. Çocuğun temizlik yapıyor. Annesine yardım ediyor. O yastığı niye kaldırmadın ya? O yastığı. Hayır. Şunları da götür. Yastığı da ben getiririm. Ben sana diyorum. Sen de ablana diyorsun. Onu da getir şuraya koy. Babangil gittiler mi? Dışarıya koyalım hepsini. Hı, güneşte dursun. Baba. Tripodumu getir bakalım Gülizar. Tamam. Orada pencerenin önünde kızım. Getir onu. Bir yandan. Şu tatlılarımızı da götür. Yesinler. Götür yanlarına koy masanın bir kenarına. Ben hemen bir kovamıza su doldurayım arkadaşlar. Pencerelerimizin önüne önce bir dökelim. Ondan sonra camlarımızı silelim. Evlerinde falan bir kamerada falan çekiyorlar ya. Kurt kamera falan şey ne var? Cam aç bakalım. Çeker gibi suyumuzu doldurdum. Recep böyle yapma anne. Uy. Uy. Çekim var. Onda da olur. Ses dur. Ses dur. Ay. My God. Olmaz. Olmaz tat. Olmaz da. Şuradaki vermiş Recep sessiz ol. Dün babana çıkıyor şu kabloyu da kaldırsa burada. Anne dört mü sence? Kaç babası bir dur çek. Çek onu. Elim dur ya. Tamam şu değil. Elim niye açılmadı ki? İyi Gülizar. Cam senden silmeyeceğim oğlum. Getir cam seni. Ben sileceğim. Bir dakika oğlum bir dakika. Tamam bir dakika. Da perdeye götürüyor ya, perdeye götürüyor bir şey oluyor. Perdeye götürüyor biliyor musun? Hemen ört kuruza kapıyım. Anne perdeye götürüyor. Şu tavas tosu kaldırın onu dökmeyin. Ne oluyor ya? Tamam böyle yapma mı bak geri gidiyor. Değil mi şöyle dursun. Çek yadımızı fazla kalkmayalım oğlum. Değil mi değil mi öyle yeterdir. Çek yadımızı alır. Tamam. Anne buraya döktün. Yok olsun annem sen mi? Siliyorum. Silme bunu ıslatma. Şimdi cam silmem cam sileceksin ya. Pencerelerimizin önüne suyumuzu döktüm arkadaşlar. Tripodu da bile koydum. Biraz elimiz yüzümüz karanlık çıkıyor. Anne ta aşağı doğru gidiyor. Aşağı doğru gidiyorsun. Tamam. Askıyı ayarladım arkadaşlar. Sağ.
Olmadı, biraz karanlık düştü. Onu olmazsa geri indireyim. Kim sildi orayı? İsmail. Yemeklerini yediler mi de? Sen iyi sil, ona bakma sen. Hah, iyi, iyi sil. O guruladı sadece. Ne? Burada. İşte ayı çekiyor. Yanımda. Dur bakalım, gel ya. Gel içeri. İçeriye. Beni aralar. Buyur ama. Onunla konuşamam, kusura bakmayın. Tamam, sen benimle konuş. Ne kulaklığı? Kulaklığımı getirmişim. Orada var mı balzalık diye soracağım. Babama sor, ben ne bileyim ben. Ondan soracağım. He, balonda oturuyor, gel. Gelir de beni bulamazlar, ararlar. Ha, kulaklık soruyor. Onu babam bilir, ben bilmem. Bu şekilde bunlar çalışıyorlar arkadaşlar. Gülizar o sildikten sonra var, o kabasını alıyor ismi Recep, biliyor musun? Nasıl? Kaba kirini koya gideriyor ya. Sağ kolaylık olur. Sağ sakızı çıkardı. Ama sakızı niye çıkardınız orada? Anne, ben de içinde olduğunu ben ne bileyim. Ben kırağa sakız yapıştırdım. Arkadaşlar burada geçen ama, internet yapıştırırken matkap değdirdiler. İki tarafı iki kere delmişler. Biz de sakız yapıştırdık için şey olmasın, buharda olmasın diye. Gülizar, bir bulaşıklarımızı yıkıyorum kızım. Baban yemeklerini yediler. Camlar size ait. Videoyu kapat da. Ben videoyu kapatıp gideyim. Okay. Arkadaşlar. İyi temizle. Cızık değil onlar. Hep leke, Recep leke yaptı. İyi hadi o zaman al gel. Tamam, motorla git. Bak Recep'in yaptığı yerler iyi oluyor. Onda cam sil var çünkü. Hadi sen cam sil al gel. Bir tane o zaman. Öyle silin. Ben de bulaşıklarımızı yıkayayım arkadaşlar. Onları, camları silsin. Ben evleri çektiririm. Vallahi burası da gördüğünüz gibi. Bu şekilde oluyor. Makinemiz de bitti arkadaşlar. Perdelerimiz hemen yıkandı. Bakın. Bu şekilde. Hemen bunları çıkarıp bir balkona az bir şey atacağım. Şu kötü kokusunu alsın. Sonra diğer perdeler atılacak arkadaşlar. Şuraları ben temizleyeyim. Kabasını alayım. Bulaşıklarımızı yıkayayım. Ondan sonra da silim aşamasında tekrardan açarım. Temizliğimiz son hızı devam ediyor arkadaşlar. Camı biten birini güzel bitirdi. Diğerine geçti. Ben de yastıkları dışarıya çıkardım. Perdemizin biri bitti. Diğerini attım. Bulaşıklara geçeceğim. Şimdi daha geçemedim. Dolanıyorum daha. İşçiler geldi. Geçen Dubai çikolatası yaptıydım. Onun durumunu görmüşler. Yenge bize de yaptı, yiyelim dediler. Ben de tamam dedim. Hemen onlara bulaşıklara geçmeden önce şu şekilde ben vali usulü çikolatamı eritiyorum arkadaşlar. Bunu erideyim. İlk postasını buzdolabına atın. Bulaşıklar yıkayana kadar biraz dursun. Ondan sonra içini üstünü falan yaparım. Yani iç katmanını yaparım. Üst katmanını yapar atarım. İkindinden saat 3 gibi 4 gibi çaya oturuyorlar. O zaman dedim tamam, getiririm ben size çikolatanızı. O zaman donar dedim. O zaman da ben de temizliğimi bitiririm. Temizliği bitirdim. Gökhan'ın yanına giderim arkadaşlar. Normalde bazen gidiyorum böyle yanlarına. Bunu da götürürüm, gitsinler. Kadayıf yap dedim. Yenge bizi kadayıfla mı kandırıyorsun dediler. Kendinize çikolata yapıyorsunuz. Bize de yap da yiyelim dediler. Ben de tamam dedim. O şekilde arkadaşlar. Hemen yemeği pişirmeden, bulaşıkları yıkamadan pardon. Ben de hemen buna geçtim arkadaşlar. O yüzden bunu bir halledeyim. Altında suyumuz kaynıyor. Yine sizlere dün attım bu videoyu. Bu da yine ikinci Dubai çikolata videomuz. Zaten onu hemen yediler. Yediler, sonra tekrardan istediler. Bir daha yap anne, bir daha yap anne. O da şimdi hemen işçiler de isteyince o şekilde bir daha yapmış olalım arkadaşlar. Şu şekilde şöyle kalıp buldum. Bakkala gittiydim, orada varmış. Yine şuna yapacağım arkadaşlar. Bir yandan da şu şekilde şöyle ayarladım kalıbımı. Hemen içine dökelim biraz çikolatamızı. Evet. Aslında o kadar da çok abartılacak da bir şey değil, biliyor musunuz arkadaşlar? Normal çikolata. Ama işte gel gelelim, bizim Türklerimiz, bizler yani
bir şeyi gördük mü illa bir abartma seviyemiz var. Hemen bir yapacak. Yinecek illa o. O şekilde. Geç bu daha sıcak. Şimdi şunu eridebilir. Biraz soğusun. Şunu böyle şu şekilde şöyle kenarlarına gelecek şekilde biraz daha dağıtayım arkadaşlar. Şöyle bir yandan video çekip bir yandan da iş yaptığında biraz zor oluyor. Yani tek elle yapmak zor oluyor. Vallahi tek el, tek kolu olup da Allah yardımcılar olsun onların da. Annem camlar bittiyse sen mutfağın camına gel. Ben oraları bir çektirim. Şöyle kenar kısımlarına yayıyorum arkadaşlar. Evet. İç harcımız vardı dünden kalan. O şekilde bunu da yapalım. Çocuklar yesinler. Bunu şimdi hemen derin dondurucuya atacağım. 10 dakika duruyor. 10 dakikadan sonrasında şöyle fazlasını da dökelim. 10 dakikadan sonra çıkarıp iç harcını koyuyorum arkadaşlar. Ondan sonra hemen üstünü yine çikolatayla kapatıp atıyorum dondurucuya. 1 saat duruyor. Önce ağzını dondurup sonra üstlerini mi yapıyorsun? Tabii. Bunu dondurmadan korsan olmaz. Kutu yatmasından o zaman da. Arkadaşlar bakın hemen dondu. Dünkü yaptığım çikolata birazcık yumuşak çikolataydı. O yüzden o pek donmadıydı. Şu kutu yapmadıydı. Giz dondu yani. Hangi kutu yapmadın? Yapmadıydım. Niye? Ne yapacaksın lan? Yapacağım. Bir daha var ya. Var üç mı? Tane var. He. Nasıl üç tane? Bir tane vardı sakın. Bunu yapmadım. Daha yeni bir daha aldım geldim bakkaldan. Şu şekilde. İki tanesine yedireceğim arkadaşlar. Sen de bana mı bakıyorsun Gülizar? Yarın sen de mi yapacaksın? Hı hı. Ama hiç malzeme yok, bitti. Öyle. Bunu sadece şiir kadayıfıyla yapıyorlar. Senin gibi böyle... Annem normal şiir kadayıfıyla yapıyorlar. Kavrulmuş değil de yani normal kadayıfıyla yapıyorlar. Aynen. Onu da, onu da kavuracaksın. Tut da şunu şöyle bir yapayım da sıyırım ben. Selam verdik, boşlu çıktık. O iş öyle olur. Bulaşığımı da yıkadım arkadaşlar. Valla büyünelim her yere yetişiyor bakalım. Gerçi her zamanki halimizde. Çok şükür yine de. Bundan çikolata kalırsa bunu böylece dolaba koyayım Gülizar. Sen yarın yapacağım mısın? Hı hı. Yap. De. Alırım onu bilmiyorum işte. Bir daha alır. Ha nasıl bir çikolatadan yaptın da? Nasıl bir çikolata istersen. İsmail diyordu ya dünyada. Hayır şu an ne aldın da yaptın? Hangi çikolatayı ne? Bakkalda kare çikolatalar var ya, ha. Ondan aldım. O iyi sert biliyor musun? Onuncu kıt dişi yapıyor. Hı hı. Bu daha iyi olacak. Dünkünden daha güzel oldu. Kıt dişi yapıyor. Sen şu küçüklerden mi aldın? He, yok kare kare olanlardan. Hı. Sen şeye geçtin kameranın önüne, o da karanlık düşüyor. Bak. Gördün mü? Tabii benim gözüm bir şekil oldu karanlıkta. Lamba ya. Bakacağım ne gerek. Yok baba temizlik yapıyor. Çikolata yapıyor. Çikolata yapıyor. Yok hangi listediler ya bir daha. Bir daha yapıyorum onları. Allah'ım. Ya. Ona yeter mi? Yeter yeter. Emin misin? Eminim. Ha, daha dökülüyorum. Daha var. Spatulayla bunu sıyırıp dökeceğim işte. Dur. Çikolatalarımız hazır arkadaşlar. Bunları derin dondurucuya şimdi atacağım. İşim bitene kadar dursun. Şu şekilde yine iki tane çikolatamızı yaptım arkadaşlar. Bir de çıkarken gösteririm sizlere. Ondan sonra temizliğimizde bitiririz. Gökhan'ın yanına gideriz beraber.
yüzden. Arkadaşlar evin temizliğini bitirdik. Orası komple bitti. Perdelerimiz yıkandı. Sadece takılacak. Onlar kaldı. O da şimdi temizliği bitirelim de öyle takalım diye takmadım. Tile attım hava alsın. Makineye de çeket örtülerimizi attım. Güzelce bir domates tuzlu su hazırladım. Mutfak dolabını siliyor şu anda. Bu ayrı bir şeyle yıkasak. Onu koy lavaboya. O hemen yıkanacak. Yıkanacakları at lavabonun içine. Onu ben güzelce şu iyi bir şey derim. Domates tuzlu suyuna yıkarım. Üstünde pek bir şey yok arkadaşlar. Üstünün işlerine de yine de gireceğim de. İçini daha çok. Güzel kapaklarını siliyor. Ben de birazdan işlerini çıkaracağım. İşlerini sileceğim. Tekrardan üstünden bir daha geçeceğim. O şekilde temizliğimizi devam ediyor. O zaman yani. Senin madem öyle yapacağız. O zaman sen direkt çıkar işlerini silin. Ondan sonra üstlerini silin. Yok ben üstüne. İşlerini sileceğin gün üstlere batıyorum. Tamam ben de üstünden bir daha geçeceğim dedim farkındaysan. Tamam işte ben de boşuna zahmet etmeyeyim. Sen cam silini sileceksin. Ben de domates tuzunun arkasını sileceğim. Zahmet etmeyin mi? Ne anlattık o zaman mutfak dolabı silin. Yani boşuna zahmet etme değil ben silim diyorum. Yani iki şey yapacağımsın ya anladın? Bir şey olmaz bir şey olmaz hadi. Bana şu oradakileri biraz su istedim mi? Düdüklerimiz nedir? Neyse burada iyi bir iyileştirsek. İyileştire iyileştire sileceğim zaten ben. Öyle diyor ben sana kaldımdaysan. O sünger sende mi? Ne ettin süngeri? Bir bak süngeri bana. Ha, geç al al benim süngerim var burada. Korumamışsın. Bir daha mı sünger başlıyor? Baksın ya. Saat 2.30 olmuş. Kaçta başladı temizle? 12. Kaç? 12 derecede. Baban geldiğinde 12.30 oldu. 12.30'da başladık. 2.30 saat evi bitirdik. Buraya geçtik işte yine. 2.30 saatte de Mare'ye yemek yaptık. Yemek pasaklıları, şeyleri bulaştık. Ne canım yemek bulaşıydı. Ondan sonra da çikolatasıydı derken hepsini bir halletmeye çalışıyoruz bakalım. Burada da ne için bırakıyoruz biliyor musunuz arkadaşlar? Dolabın içi pencerelerin altı kara olduğunda o da ister istemez etki yapıyor yani. Güzel. Düdüklümüzü bir annem olacak. Hem orayı da boşaltmış olalım. Şu şey. Onu açacağım. Dur çıkaralım onu bir. Sen bırak ben çıkarayım. Sen dur videoyu. Üstüme giyseydin abi ben de bir. Giyin şimdi dur çıkarıverim hemen. Arkadaşlar ne yaptık? Gökhan gir yanına gidelim. Sormayın niye bana doğru bıraktın. Babam hadi gidelim kızım. Boş ver gerici yapan dedi. Dinlenme molasına girdik yani. Vallahi zaten biraz da yorulduydum. Şu şekilde çikolatamı da sizlere göstereyim mi? Recep ne oldu ya abi? Bilmiyorum. Şurasını fazla geçirmişsek bir şey olmaz. Tamam Recep. Buradayız biz buradayız. Mutfaktayız. Şu şekilde şöyle açayım da arkadaşlar bir tanesini bakın. Bu daha iyi olur sanki. İsmail'in istediği gibi kıt dedi vallahi bak. Şu şekilde arkadaşlar. Bunu hemen şöyle koyacağım. Bu şekilde götüreceğim. Poşeti de koy bari. Kutuya koymayacağım diyordun. Kutuyu gir alır gelirik. Bu şekilde gidiyor arkadaşlar. Bir de kayfe istediler, aradılar. Ondan gidiş sebebimiz biraz da. İsmail aradı. Anne bir kayfe getirin mi diye. Babam da hadi gidelim kızım da. Gelince temizliğe devam edelim dedi. Hem bunu da götüreyim. Yesinler kayfeyle beraber. Kayfelerini de yesinler. 5 dakika 10 dakika dururuk yanlarında. Gelir arkadaşlar. Şöyle hemen ben bunu saklama kadar koyayım. Şey, poşetine. Şöyle. Hani onları kullanmayacaktın ya. Mevcut kalıcı kullanıyor işte. Bak böyle. Saklama kabına koyuyorsan hiç kutuyla koymana gerek yok. Şöyle yok. Bak direkt bu zaten çıkıyor. Tamam mı? Şu abla! Ben ne diyorum eksaltı? Ne dedim? Ablacığım ne dedim? Haydi arkadaşlar gidelim Gökhan gelin yanına da gelin temizliğimize devam edelim. Yap! Arkadaşlar geldik çaya oturmuşlar. Gülser çekil bakalım. İsmail sen istediğin gibi yaptın bu sefer. Tamam biraz sonra çık şimdi beraber çıkalım. Sen yana çıkarsan kolonların aradan giden geri gel. Orada cihan kalıyor. Aynen. Saçım çıkarsan saçım. Gel lan buraya. Bu sefer çıtır çıtır bak. Erimiş ama bak.
Gelene kadar eridi diğer abi. Elinizde. Daha güzeldi. Yerim yerim. Yerim. Beton sökücü mü döndü? Emine diyor aynı Cihan emisine dönmüş diyor. Daha da aynı abi. Nasıl olmuş Alca? Mükemmel. Valla. Bak video var diye söyleme ha. Valla bilmiyorum. Benim de videomu çekiyorlar. Ha oğlum ayrı diyeceğim de. Haydi tablonu ediyorum ben. Neyse hadi siz çayınızı içe durun bakalım. Gökhan gelin çalıştı yer arkadaşlar. Kalıbını çakıyorlar. Bitirdiler herhalde. Demire geçecekler şimdi. Malzemeyi alsan 700 lirayı buluyor. Ama 700 liradan da bayağı 15 kişiyi doyurur. Babamda bir çıkmış. O nerede çıkmış? Koş kız koş kız. Sen nasıl çıkıp indirim onu? Gelme lan koş hele. Ya baba burayı yaptım zaten. Ne düşünüyorsun? Aralar bak çukurlar var oralara yanaşma. Buradan gire. Nereden çıkmış kız? Merdivenden mi çıkmış? Merdiven Allah'ım. Dün babam bana çık dedi ben korkumdan çıkamadım. Nasıl da hemen o merdiven düşmeye düşmez. Büyük baba nerede ya? Bu üstü ev olacak arkadaşlar. Altı garaj işte ne yaptırdılarsa artık üstüne evi başkası duvarı yapıyor. Gökhan yine bir kalıp daha çıkacak üstte. Üstünü batırma yavrum. O şekilde burada 5 dakika durup hemen gidecek eve. Çıkarma. Soğuk bir daha seni getirmem. İsmail Recep'i buraya attık arkadaşlar. Duruyor burada. Biz de gidiyoruz. Babam iki çıta aldı. Lazımmış. Nasıl oturtacağım bunları? Şöyle uzun tutacağınız biriniz. Şöyle uzun tutacağınız. Sen şu videoyu tut. Ben bir çıkayım. Sen bir otur da. Çık diyor direkt. Tut seni. Uff arkadaş nasıl videoymuşsun ya. Otur sen önce. Otur sen ben senin eline gireceğim. Yavaş. Şöyle çekeyim de diğer iki tarafta. Yüzüne koy uzat. Hazlalığını arkaya uzat. Ya öyle bakayım. Benim dizime de koy, bir şey olmaz. Hadi gel. Gidiyor. Burada mı kalacaksın? Perdelerimizi asıyor arkadaşlar. İyi olsun bitsin. Çek onu sen. Güzelce de kurumuş şu. Normalde makineden çıkarırım, direkt asarım arkadaşlar. Ama artık sevmiyorum öyle. Niye sevmiyorum derseniz böyle ağır oluyor. Ağır olmasını geç, acayip bir değişik bir koku oluşuyor. Böyle yırsı yırsı bir koku oluşuyor sonradan. Önce parfüm şey kokuyor, yumuşatıcı kokuyor. Sonra bir saat sonra böyle değişik bir kokuyor. Evet. Başına bakar mı ilk baştan? İlk baştakine. Kurzar perdelerimizi asıyor arkadaşlar. Geldik hemen Gökhan'ın yanından işe koyulduk. Zaten yarım saat kadar anca durduk, durmadık. Tamam. Hadi onu da as. Mutfak var. Burası tamamen bitti. Burayı temizledik. Zaten buranın pek bir şeysi yoktu. Dediğim gibi bir camları sildim. Çeker örtülerini makineye attım. Perdelerimizi yıkadık. Ası yok. Değiştirdim örtülerini. Yastıkları günlendirdim. Tekrardan serdim. Bir de çektirdim arkadaşlar. Buranınki bu kadardı zaten. Şimdi burada bunları assın. İşte şurası biraz insanı yoruyor. Buranın da camı güzelce silindi. Bir buzdolabımız kaldı. Bir de dolabımız. Onun dışında burayı da süpüreceğim. Silecek. Tamam arkadaşlar. O şekilde. Temizliği bitirdim arkadaşlar. Akşamı da yaptım bugün. Şu şekilde. Yilleri falan sildik. Halıları süpürdük. Dolabımızı güzelce, içini dışını güzelce sildik. Yemeğimizi yedik arkadaşlar. Bir de araya yemek molası girdi. Sonra Gökhan girişten geldiler. Bir de kayfa yaptım. Kayfa molası girdi derken anca bitirdim. Dolabımızın içini dışını güzelce temizledim. Vallahi bu şekilde bitirdik. Camlarımız filan derken tertemiz oldu arkadaşlar.
bir banyo kaldı. Oturma odamız bitti. Mutfak bitti. Çocukların odası, şey, babamın odası bitti. Ve de bütün eşyalar, yazlık eşyaları kaldırdım. Çocukların yazlık eşyalarını kaldırdım. Kışlık montlarımız buraya asıldı. Bir balkon kaldı arkadaşlar. Balkon da bu şekilde. Yıkayacağım balkonu. Ondan sonra geçeceğim içeriye. Çok yoruldum. Buvalarımız dolacak. İki tanesini doldurduk. İki tanesi kaldı. Onlar da yerine kaldı artık. Evet. Şunlar çöp. Akşam astınız bu. Şöyle toplayayım. İsmail şimdi çöpü döküp gelecek. Şurada çöp. Bunlara çöp arkadaşlar. Şu şekilde. Annem. Sen şunlarımızı bir dök geldi. Şunlar da çöp. Şurada kesik patateslerimiz vardı arkadaşlar. Buraya çıkardım. Şimdi kovaya seçeceğim. Çuvalını alıp getirdiydim eve. Kovaya seçeceğim. Kovaya koyayım arkadaşlar. O şekilde yiye duralım. Diğer hepsini zaten sardım güzelce. Onları kaldırdım. Sandalyeler de burada duruyor. 2-3 gündür burada yemek yiyorlar arkadaşlar. Bu şekilde. Vallahi arkadaşlar bir yandan döküp bir yandan süpüremiyorum. Bir yandan video çekiyor elimin biri. Şu şekilde dökeyim. Hep toz toprak oldu sanki. Gözüme öyle görünüyor. Burayı da yıkadım arkadaşlar. Merdivenleri aşağıya kadar şu şekilde yıkadım. Aşağı odanın kovasını değiştirdim. Vallahi böyle. Şu çekke dörtlerimiz kurumuşum. Bakayım da kuruduysa olmazsa bunları da alım. Evet kurumuş. İsterseniz artık videoyu da kapadım arkadaşlar. Vallahi temizliği görüyorsunuz. Akşam yaptık bugün. Ama geç başladım. Normalde sabah 10'da başladım mı? Yine akşam 4'te 5'te anca bitiyordu. İşte şimdi de 12.30'da başladık. Saat kaç? Saat 18.29. Saat 6.30 arkadaşlar. Anca yani aynı. Değişen bir şey olmadı. Giz başladık mı öyle olur. Ama çok yoruldum. Ayaklarımın altına çay bağırdı. Dediğim gibi artık videomu kapatayım arkadaşlar isterseniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.